Nikah, biraz derken nikah bir iki hafta ver. Kala ya da nikah masasında sevgiliniz, nikah masasında biraz kala sevgiliniz sizden ayrılsaydı acaba ne olur diye sokağa çıktık ve sorduk yani. Aa, ne olurdu gerçekten de enteresan cevaplar geldi. Hazır mı VTR'miz? Bir izleyelim. Yosun tutan taşları gibi, boynu bükük kuşları gibi terk edildim, terk edildim. Düğün günü terk edilseniz ne yapardınız? Hiç üzülmezdim. Demek ki hak etmemişim yani. Katliam demeyelim de tekme tokat herhalde girişilir yani. Zor bir konu. Sevmediyse ben zaten ne yapacağım? Ben de arkama bakmam ona. Bilmem. Ne yaparım? Ben terk ederim, o terk edemez. Düğün günü terk etmek ne demek ya? Ceketimi alır çıkarım. Dünyanın sonu değil yani. Üzülürüm. Niye terk edildim diye. Bu benim için çok ağır bir şey olur çünkü benim de 10 gün sonra düğünüm var. Gidemez ki, nereye gidecek? Terk etmek de var, terk edilmek de var. Evlenmedim ki ben bileyim. Gücüm yettiği kadar şiddet uygularım damat adayına. Zararlı kılı kaçırırım, yine döverim. O terk edeni yakalayıp vururdum. İntihar ederim ama bu arada karşımdaki de mezarını hazırlanması lazım. Kaçtı gitti değil mi? Allah derdim vallahi. 51 sene evvel deseydi tamam derdi. Kendimi içkiye veririm. Onu masaya oturtur sonra ben kaçarım. Benim kız kardeşim terk etti, Anıtkabir'i ziyarete gitti. Kaderimmiş bu deyip herhalde otururum başka kocalar arasında. Düğün günü her şeyi hazırladınız, masrafları yaptınız, gelin gitti. Gelin gitti. Ne yapacağım o zaman? Allah, isyan koptu. Ya öleceğim ya öldüreceğim. 43 yıl bekar yaşadım, bir 30 yıl daha yaşayabilirim herhalde. Hemen herhalde bir tabanca ruhsatı falan alırdım. Sıkarım kafasına. Şiddet eğilimim artar herhalde. Her şeyde bir hayır var deriz. İntihar ederim, ne yapacağım? Çok ağlarım yani. Bir ay önce nişan attık. Nişanlım altınları aldı kaçtı, piyasada yok şimdi. Herhalde yerine birini bulur, altınları alır, biz de kaçar işimize bakarız yani. Ama yani bir ortak bir şey var. Ortada göbekte ortak bir şey var. Şiddet uygulamak var yani. %90'ın kafasına sıkarım diyor evet, zaten yani. Evet, kafasına sıkarım diyor. Şiddet eğilimi şey var. Kafasına sıkarım demeyen bir abi de şey diyor. Ne yaparım? İntihar ederim diyor. O da hani öldürmeyen de öldür, kendini öldürüyor. Mezarını hazırlasın. Evet, mezarını hazırlasın diyor. Bir abi ne yapacaksın? İsyan koptu diyor. Ya öleceksin ya öldüreceksin diyor. Yani başka seçenek de yok yani. Öleceksin öldüreceksin. İsyan koptu. Var var. Sen ne yaparsan yap bu şiddet işi var yani. Hani hele ki böyle bir durumda çok acayip. Ne sen ne yapardın hocam? Yani nikah iki hafta kala falan böyle bir terk edilme olayı olsaydı? Vallahi pek hoş olmazdı herhalde ama bir daha o insan zaten vazgeçmiş senden. Yapılacak bir şey yok aslında. Aa, bir daha istiyorum finallerim var. Ya bir daha. Bir daha yüzümü göremezdi ama zaten vazgeçmiş yani ne söylesem boş aslında. Peki yani. Böyle bir gururuna yedirememe nikahtan iki hafta önce bozdur, falan. Asabım bozulur tabii canım. Hemen bir kilo falan veririm yine. Bir şey olur herhalde. Ne kadar veririm? Kilo falan veririm herhalde. Ha, kilo veririm. İştah falan kesilir. Ben de öyle sıkıntı olduğu zaman yiyemiyorum. Bir kilo. Oh.